Üçü sözler getir. Ya hemen pat diye söyledin. Yani istenen zahir nazarına hemen oraya geliyor abi ama değilmiş ya. O siyahçıydı hiç değildi yani, mesele değilmiş. İki mülk demire iki top parlak çiğetti. Güzel. Şimdi ne delil biliyor musun? Bunun dışında. Hemen böyle hani bir yeri okuyoruz ya. Başkasının noktayı nazarına ihtiyaç duymuyoruz. Böyle oluyor. Biliyoruz diye. Şimdi kadar biliyoruz diye baktık ya. Mülk melekut deyince parlak ve siyah. Ve başka işte Can Ahmet de bakıyor. Mülk ve melekut. Değil mi? Siyah ve parlak yüzü değil mi? Ha işte değil yani de. Yani sonradan şimdi peki 12 sana sözleri getirsin. Ondan sonra Mesnevi Nuriye'yi de aç. Galiba Mesnevi Nuriye'de de ver abim ver. 393 mi ne? 293. 293. Aç onu. Onu oku. Bir de sana bir noktaya nazar vereyim size. Beraber çözeceğiz. Bu mevcudat ayna mıdır? Aynadır abi. Ha bu ama bunun şey dinlemeniz lazım. Teveccüh edin. Bu mevcudat ayna mıdır? Aynada ne gözüküyor? Esma. Esma gözüküyor. Ha bunu bilmeden de olmuyor. Bu mevcudat ayna ise elma esma gözüküyorsa esmanın nesi gözüküyor? Cilve. Dört tane. Cilve, cemal, nakış, sanat. Dört. O zaman ayna gözükmüyor ki zaten. Evet. Gözüken esmanın cilve, cemal, nakış. Peki bu mevcudat ayna ise soru şu. Bu püf nokta bu. Bu mevcudat ayna ise bu aynada esma gözüküyorsa o ayna nedir? Bu mevcudat aynadır. Esma değildir mesela. Elma değil, şey esma değildir. Nedir o zaman? Esma nerede gözüküyor? Sıfat. Nerede anlatıyor? 26. lemada şöyle diyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye söyler. Vücud ilimde vücud harici verir. Sıfat aynadır. Şimdi şöyle düşün. Ayna ayrı, ben ayrı mıyım? Üç tane şey ayrı. Ayna bir, ben iki, bir de aynada akis var. Mumbasit akis var. Tamam. Şimdi bu mevcudat ayna ise bu mevcudatta esmanın cilve, cemal, naksı, sanatı gözüküyorsa ayna gözükmez. Gördüğümüz esmanın cilve, cemal, naksı, sanatı. Esma gözüküyor aynada. Ayna esma değil o zaman. Tamam. O zaman nedir? Esmanın kaynağıdır. Esmanın kaynağı da sıfattır. Tamam. Bu şimdi aç orayı. Okuyalım hem ikin deriz. İlk önce Mesnevi'yi okumamız lazım oldu. Hadi aç bakalım. Çok bir şeyini söylüyor burada. Mesnevi'de ve mülk ve melekut şeyde sıfır kaçta notlar atalarda bir de art cihetinde mülk melekut cihetini güzel ediyordu. Aynayı da düşünün tamam mı? Ayna var. Aynada gözüken var. Ayna gözüküyor mu ki? Ayna gözüküyor mu? Bu mevcudat aynadır. Esmanın cilve, cemal, nakşı, sanatı gözüküyor. Gözüken esmanın sanatı. Ayna gözükmüyor bu mevcudat. Senin Abdullah'ın mesela şu anda vücudunu görüyorum zannediyoruz. Hayır, sıfatlarını görüyorsun. Simasını görüyorsun. Vücudu değil ki. Nedir o sima? Namaz kılıp kılmadığı, namaz kılıp kılmadığı, oruç tutup kılmadığı, içki içip içmediği, faiz edip yemediği gözüküyor. Zaten şeyini göremezsin ki, cismini göremezsin ki. Kim gözükmez ki, cisim gözükmez. Sıfatlar dışa vurulmuş. Arabanın boyasını görürsünüz. Sıfatıdır boyası. Kendisini göremezsin ki. Bunları hep biliyoruz. Ama dur bakalım nedir dendiği zaman ezberini bozuyor. Hadi bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci ders olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlen eyyel aziz. Her şeyin içine melekût, dışına da mülk denir. İçine. Evet. İçine melekût, dışına da mülk denir. Hı. Bu itibar mı? Kaçıncı sayfa Mesnevi? Mesnevi Nuriye 54 abi. 54.
kanun ve namusu anlattığı yerde. Pardon. 106'yı aldım, düzeltiyorum. Bu itibarla insan ile kalp birbirine hem zar hem mazruf olur. Çünkü insan mülk cihetiyle kalbe zarf olur. İnsan mülk cihetiyle kalbe zarf olur. Yani kalp onun için oluyor ya. Kalp nerededir? Şöyle düşünelim. Bir mektup var, bir de zarf var. Tamam, beraber. Mektup zarfın içine konulur. Bir kalp var, bir de beden var. Şey, vücut var. Vücut kalp içine aldığı için kalbin zarfı olur. Evet. Kalp ne olur? Mektup olur. Evet. Vücut mülk oluyor. Kalp meleket oluyor. Bak şimdi değişecek yine şimdi. Melekût cihetiyle de mazruf olur. Melekût cihetiyle de mazruf olur. Yani dışarıdan baktığın zaman araba şoförü götürüyor. Arabanın içinden baktığın zaman şoför arabayı götürüyor. Dışarıdan bakınca bedenin içinde kalp, kalbin içerisine baktığın zaman vücudun kayyumu sebebi kalp olduğu için ters oluyor. Kalp mülk oluyor, beden içindedir. O zaman içi dışında, beden kalbi dışındadır. Kalptekilerin dışında sıfatlar gözüküyor. Bir de okur musun sen cümleyi? Çünkü insan mülk cihetiyle kalbe zarf oluyor. Melekût cihetiyle de mazruf oluyor. İnsan. Evet. Melekût cihetiyle mazruf oluyor. Mazruf içindeki oluyor değil mi abi? Mektup. Zarf, mazruf. Zarfta olana mazruf denilir. Bu kaide arş ile kevn hakkında da tatbik edilir. Arş ile kevn. Kainat. Şöyle ki arş, zahir, batın, evvel, ahir isimlerinin halita ve karışığıdır. Arş nedir? Dört tane ismin azami tecelli yeridir. Evvel çekirdektir. Muşakas olsun diye. Acele etmeyelim diye dura dura. Tamam. Evvel isim ağacın çekirdeğidir. Ahir ağacın meyvesidir. Zahir ağacın görüntüsüdür. Batın ağacın o zahirinin arkasıdır. Tamam. Bir daha. Derinliğidir yani. Derinliğidir. Derinliği arka yazılı mı? Ona felsefede form deniliyor. Form. Şöyle ki arş, zahir, batın, evvel, ahir isimlerinin halita ve karışığıdır. Bu halita da dahil olan ismi zahir itibariyle arş, mülk. Bak, nereden bakacağız? Ona göre niçin o kardeşler basit insanlar değil? Cahil değiller. İşi çok iyi biliyorlar ama şu nokta. Yani baktığı noktadan göre değişiyor bu. Tamam mı? Şöyle gideyim ben. Ben neredeyim? Evdeyim. Ev nerede? Kırıkhan'da. Kırıkhan nerede? Hatay'da. Hatay Türkiye'de vesaire. Böyle gidersem böyle olur. Ama içimi eğer alırsam içim benim fikriyatım nerede? Aklımda vesaire. Yani ters oluyor bunun. Tamam. Şimdi bir de o evvel ahir dedik demek, acı dedik. Ondan sonra neydi? Bu halite dahil olan halitada dahil olan ismi zahir itibariyle arş. Dur. İsmi zahir deyince hemen parmağını ağacı görüntüsüne koy. Tamam. Dış görünüş. Diş görünüşe göre arş mülk. Mülktür ama bu noktadan arş mülk olur. Kevn melekût olur. Eğer arş noktasına bakarsan arş mülk olur. Arştan bakarsan. Şimdi arştan bakarsan çünkü içi kev ne olur? Onun içine arş bizi hepimiz içine aldı. Değil mi? Evet. Zahir ismine bakarsan ne oluyor? Arş mülk olur. Kevn melekût olur. Ya ne oldu? Aslında gördüğümüz arş. Gördün mü bak? Şu gördüğümüz arşın vücut haricisi. Gözükmeyen var ya yazılımlar. O da melekut oldu. Hangi isimle bakarsan
İsmi? Zahir. Zahirle bakarsan. Tamam. Yumurtanın görünüşü arş oldu yani, şöyle baktığım zaman içindeki sarmak da kainat gibi yani. Evet. Yani içindeki işte hayvan, civciv kainat oldu. Daha yok. Veya var ufak bir şey. Arş yani, her şey. Kabuk arş. Arş değil. Biz arşın içindeyiz. Kev meleküt olur. Heh. İsmi batın itibarıyla. Ha böyle deyince elinizi şeye koyun. Ağacın batınına, yani forma, programa koyun. Oradan şimdi bakıyoruz. Yani kırık ana buradan bakın, güneş var. Buradan bakın, değil. Dağ olur, bundan sonra bu taraftan deniz olur. Şimdi parmağımızı batına koyuyoruz. Heh. İsmi batın itibarıyla arş, meleküt, kev, mülk olur. He. Eğer melekut cihetiyle bakarsan, tamam mı? Onunla bakarsan ne oldu? Ağacın arkası ne oldu? Zahir mi oldu? Yok. Batın oldu. Dışarısı ne oldu ağacın? Mülk oldu. Yani buz su ilişkisini de düşünebilirsin. Eğer ismi zahirle bakarsanız buz su ilişkisi var ya, bakarsan farklı oluyor. Zahirde bir tane bakarsın ki buz suyun içinde zannediyoruz. Bazen de suyun içinde buz zannediyoruz. Buzun içinde zannediyoruz. Bak değişiyor. Parmağını koydun. Şimdi batın cihetiyle bakarsa oradan okumuşsun abi. İsmi batın itibariyle arş, meleküt, kevinde mülk oluyor. Heh. Yani kainatın, yani arştan bakarsak arş mülktü. Ama kainattan baktığımız zaman melekuttur. Yani bu şey arş gözükmüyor çünkü kainat gözüküyor. Evet. O zaman o meleküt oluyor. Evet. Demek diyor. O zaman bu sana ne kazandı? Tamam da bunu bildik. Ne olacak? Buraya kadar. Şu muhatap olduğun kişi veya sen okuduğun mevzu. Mesela muhatap olduğun kişiye seviyesine bak bakayım. Mülkte mi melekütte mi bu? Biraz ilim yalamamış mı? Bu adama hangi isimle gireyim dersini veriyor. Biz mesela okurken bu evvel, ahir, zahir, batın hangi isimle baktırıyor? Hani aşağıda tahtada çizdik ya. Evet. Her şeyin bir sureti var. Suret olabilmesi için altında kanuniyet olması lazım. Yazılımı. Bu yazılım da bir esmaya dayanacak, esmalara. O da hakikati. O esma da sıfata dayanıyor. O da mahiyeti. O zaman her şeyin ama her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti var. Heh. Demek arş, arşa ismi zahir nazarıyla bakılırsa. Arşa ismi zahirle bakılırsa, şimdi değiştirdi. Kendisi zarf, kendi mazruf olur. Ha, ismi zahirle bakarsan arş zahir olur. Şu mevcudat kendi ise içindeki mektup olur. İsmin batın gözüyle bakılırsa da diyor, kendisi mazruf. Hı hı. Kevinde zarf olur. Evet. İsmi parmağını ağacın arkasında, ezber öyle yapın. Ağacın arkasından bakarsanız tabii ki ağaç batının içine almış. O zaman ağacın zahirisi zarf olur. Ağacın arkasındaki yazılımı da mazruf olur. Mektup olur. Mazruf demeyin, belki işe atanamazsınız. Mektupla zarf gibi. Yani şu İsmi batın cihetiyle bakarsanız buz zahirdir, zarftır, su içine almış. Tamam mı? Eğer buz noktasına bakarsan buz şeyi de içine almış, zahirde bakarsanız batın olur. Çünkü niye? Onu suyu içine almış olur. Değişir. Yani buzdan bakarsan su batındır, meleküttür. Sudan bakarsan su mülk oluyor. Mülk oluyor. Buz meleküt oluyor. Evet. Ve keza ismi evvel itibariyle ve kene arşuhu alel ma'i. Ha, evvel şimdi. Evvel hangi isim? Şey, ağaca neredeydi? Evvel isim? Çekirdek. Çekirdek. Evveluhu çekirdek, ahiruhu meyve, zahiruhu görüntü,
Batını yazılım. Tamam. Şimdi neyle bakacak? Evvelu. İsmi evvel itibarıyla. Şunu belki de merak edeniniz var. Risale'deki şeyleri de koyayım. Evvel çekirdeğe, çekirdeğe evvel denilir. Bu sikkeldir. Ahiruhu, ahir deyince meyvedir. Buna ahir ismi denir. Ağacın zahirisine zahiruhu, bu da mühürdür. Tamam, mühür. Ağacın batınısı da turradır. Tamam abi. Bu da böyle. Ve kene arşu alel mâi ayetin işaret ettiği kevnin bidayetini içine alıyor. Kevnin nesini? Bidayetini, yani içi arş oluyor da bidayetini. Bidayet ne? Başlangıç. Heh. İsmi evvel. Evet. Yani şu kevnin başı, yani çekirdek şöyle düşün. Ağacın kökü, ağacın dalın, yaprağın, her şeyin başı değil mi? Ha, eğer arşa evvel isimle bakarsak bu kevnin, mevcudatın başı olur. Nihayeti değil. Nesi? Bidayeti, başı. Bidayet. Nihayet değil, bidayet. Başlangıç, B. Bu mevcudatın başı olur. Sekful cenneti arşur rahmani hadisi şerifinin ima ettiği kevnin nihayetini içine alıyor. Yani çatı gibi diyor, bina içine alır diyor hadiste. İsmi ahir itibariyle. Cennetin damı Rahman'ın arşı demiş. Evet, ismi ahir itibariyle diyor. Sekul cennete arşuhun Rahman hadisi şerif hadisinin ima ettiği kevnin nihayetini de içine alıyor. İçine alıyor. Demek ki diyor, arş öyle bir halitadır ki, arş öyle bir hakikata sahip ki tek şey değildir. Şu dört isminden aldığı hisseler ile kevn ve vücudun sağını, solunu, üstünü ve altını ihata etmiş olur. Ha, arş ne evveldir, ne ahirdir, ne zahirdir, ne batındır. Hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. Çünkü arş dört ismin hulasasıdır. Hepsini cem etmiştir. Zahirde bakarsan uygulayayım. Öfke, gadab, şehvet, hırs gibi hisler kökeni bizdedir. Ama uyandığı zaman bizde bedeni artık kontrol edemezsin. Öfke vurup kırar, kendini atar. Dışarı atar, intihar eder. Ha, biz o zaman o hissin nesindeyiz? İçindeyiz. O içine girmişiz. Tamam mı? O zaman bak, baktığın zaman his içimizdeki gibi gözükürken aslında biz hissin içine giriyoruz. Bedenik mi kalkıyor? Beden, artık bedenle hareket etmiyorsun. Bedenle hareket etmediğin an, her an o beden, o fanos gibi, o duygunun içindedir. Hani söylemiştim, sabunu yapın, böyle elinizde sabun yapın, üfleyin, yuvarlak bir şey olur. Ha, öyle bir şeyin içine giriyor. Çünkü bedenle hareket etmiyorsun, aklı selimle hareket etmiyorsun. Dinde de öyle diyor zaten. Öfke o kadar şiddete, öfke o kadar şiddetli ileri seviyesi var ki, cununluk seviyesinde, hiçbir şey hatırlamıyor. Karısını boşasa bile boş sayılmıyor. Ama bak, ama bedenle söyledi, hatırlamıyorum diyor. Bizim orada aynı öfke abi, kadın kendi şuramı kesti. İşte o başka bir şey, o cinler. Devam et bakalım. Abi şu şimdi orada bitti abi. Bitti mi? Sidretül Münteha arşta mı? Sidret-i Munta arşta değil. Bunu karıştırıyorlar. Bak, sidrenin nihayeti demektir. Sidrenin neredeyse nihayeti de oradadır. Sidre cennetin sonudur. Onun üstünde arş var. Onun, o arşın üstünde de lef-i mahfuz var. Onun üstünde de arş-ı azam var. Onun üstünde de kab-ı kavsen var. O kab-ı kavseni yerine koyuyorlar. Sidre-i Munta. Munta lugata bakınca son. Ama neyin sonu? Sidrenin sonu. Sidre nedir? Cennet ağacının kökü olduğu yer. Cennetin sonu, sonsuz sonu. Sonu yok da o canip, yani cennetin nihayeti. O şecer-i hilkatin sonu değil. Şecer-i hilkatin sonu kab-ı kavsen ev etna. Kab-ı kavsendir. Cennetin sonudur sidret-i muntaha. Sidrenin nihayetidir. Muntaha. Sonra kab-ı kavsen ev edna. Mahrum olmuş.
Evet, mahluk tabi. Mecul var mı arada? Yok, mecul şeyde, Kabu Kavsen'den sonra Allah'lık hakikati ile Kabu Kavsen arasında bir berzah var. Onun adı Mec'ul denilir. Barla 358. 258 var. Devam. Bu da aynı cihet ya, bu da öyle dedikleri yer. Zira aynenin iki veçi gibi. Ha, şimdi uygulayın bakalım. Her şeyin bir mülk ciheti var ki aynenin müleven yüzüne bakar. Müleven neresi? Renkli yüzü. Pardon. Hangisi? Bu taraf. Hı-hı. O fazla, biz aynaya bakıyoruz ya. He. O yüz yani. O yüz neymiş? Müleven. Müleven. Renkler. Renkler yani. Yani tek renk değil. Siyah tek renktir. Muhtelif. Kimse zaten arkayı görmüyor. 193 sözler. Zaten aynanın siyasını gören yok ki. Lavaboya gittin, siyahı gören var mı? Senin muhatap olduğun dünyadan sana konuşuyor. Diyor ki, aynaya geçtiğin zaman renkler kim gösteriyorsa, renkleri kim gösteriyor? Orası mülktür. Bu mevcudat, cilve, cemal, nakış sanatını gösteriyor mu? Mevcudat nedir? Aynadır. Ama aynayı kimse görmüyor, renkleri görüyor Esma'nın. Ayna sıfattır. Gözükenler Esma'nın cilveleridir. Ha, demek ki aynanın parlak yüzü neymiş abi? Buradan bakıyoruz ama. Mülk cihetidir. Tamam. Sonra? Parlak cihet derken o renkleri değiştiren cihet. Yani meleküt de onun içinde yalnız abi. Devam et bakalım. Muhtelif. Bir de sana hatırlatayım kolay olsun. Latif nüktelerde 4 tane vücuttan bahsediyor. Evet abi. Bir. Doktor meselesi. He? Doktor meselesi. Bu Muhyiddin Arabi meselesinde. Ha. Diyor ki bir güneş var, iki ayna var, bir de aynadan yansıyan şey var, müleven akis var, aynadan bize akan, bir de kağıt üzerindeki resim var. O aynadan çıkanı resmetsen şey, ha bir de öyle düşün, oku bir daha. Zira aynanın iki veçi gibi her şeyin bir mülk ciheti var ki aynanın müleven yüzüne benzer. Muhtelif renklere, halata medar olabilir. Hı. Biri meleküttür ki aynenin parlak yüzüne benzer. Hı. Mülk ve zahir veçinde kudreti semedaniyenin izzetine, kemaline münafi halat vardır. Esbab o halata hem merci hem medar olmak için vaz edilmiştir. Yani devamı bizim meselemiz buradaydı zaten abi. Yani abi burada benim anladığım yani oradaki şey. Ya bitti mi? Bu bitti. Başka şey Azrail Aleyhisselam mesela geçeyim. Yani ki bu ayna abi. O kitap ayna. Ayna. Ben buna baktığım zaman bir kendimi görüyorum içeride. He. Bu beni gösteren ciheti mülk ciheti. He. Ama beni göstermeden önce orada ince şeffaf bir şey var ama görünmüyor. He. O da meleküt. Evet. O zaman bu aynanın arkasındaki siyah boya ile alakası yok. Yok yani. Evet. O görünmeyen şeffaf şey yani. Görünmeyen şeffaf şey meleküt. O beni gösteren göründüğü yerde. O zaman şöyle diyelim. Güneş vurdu. Buna temessül deniliyor gözükmesine. Ama güneşin vurmasına inikas. Bak. Temessül ediyor. Güneş temessül etti mi? Evet. Güneş ile ayna arasındaki yere temessül. Ayna da aynı kastetti mi? Etti. Aksetti. Şimdi bir de bununla alakası olmayan aynada geri dönüşüm var. Bize cevap veriyor. O aynada mumbasit bir akis var. Anladın mı mumbasit? Yani aynaya giren değil, aynadan çıkan. Evet abi. Anladın mı abi? Şimdi biz aynaya bakarken şua gönderiyoruz. Şua güneş gibi enerji gönderiyoruz. Ayna bunu ne yapıyor? Enerji gönderdiğin tipe dönüştürüyor. Beni gösteriyor. O zaman aynanın arkasındaki siyah mülk falan değil. Doğru. Aynanın parlak yüzü. Nedir bak cümleyi şöyle yapacağım. Bana ver ismini. Benim bak şu cümleyi ben dura dura kendim iş yapayım. Tam ortada abi. Zira. Tamam. Abi. Bu mu? Şu zira. Bak.
Şunu okuyup kesiyoruz, gideceğiz. Zira aynenin iki veci gibi her şeyin bir mülk ciheti var ki, ben dura dura yapayım. Aynenin müleven yüzüne benzer. Müleven, müleven renkler. Renklerin göründüğü yer. Siyah nedir? Renktir. Renkler değildir. Bu siyah ne oluyor oradaki? Siyah da olmanca... Siyah nedir biliyor musun? Bak, mülk melekut o ademidir. Siyah, kainatta kara delik, insanda hiçlik anlayışı, siyah yutan. Nedir? Mektubat 59'da diyor ki, Adem ise Adem-i mutlak değildir. Adem-i sırf zaten yoktur. İlmi mütezeli vardır diyor. Adem ise diyor, Adem ise vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani Adem vücutsuz vücut, sıfatsız sıfat, sıfat varlıksız varlık. Yani varlık var ama varlık yok. Sıfat var ama sıfatsız. Adem Allah'ın ilmindedir o. Bizim için içtik gibi şey, yokluk gibi iş değil, yok. Yokluk gibi Allah'ın ilminden oraya, o ilmini oradan geliyor. O Adem'den geliyor. Mesela şöyle diyeyim. Bu mevcudat Big Bang ya, fiziğe göre konuşayım, patladı çıktı. Big Bang diyor ki, hiç kimse de sormuyor bunu. Şeyde diyor, evrende diyor, onun tabirini kullanıyorum. Big Bang patladıktan sonra evrende gelişerek büyüyor diyor. Evreni sen nerede gördün de evrene mekan yaptın? Big Bang yokken evren yok ki. Peki o patladı nerede gelişiyor? Mekan yok ki. Zaten Big Bang patladı, gelişince gelişmesini evren diyoruz. Nerede hareket ediyor? Adem'de. Adem var mı? Hayır, yoktur. Peki nedir? Şunu demek istiyorum. İlim nerede ortaya çıkacak? Vücutta çıksa vücudun rengini alacak. Olmaz. O zaman ilim öyle bir yerde çıksın ki, vücut olsun ki bize gözüksün ilim. Ama ilmi değiştirmesin, ilmi tam göstersin. Böyle renkleri, sıfatları olmasın. Adem'de gözüküyor. Adem nedir? Vücudi ilmiye perde olmuş bir unvandır. 59 mektubat. Anladın mı? Eğer mevcutatta ilim gözükürse renkler karışır, sıfatlar karışır. İlmi boyar, tuzunu, yağını değiştirir. İlmin ortaya çıktığı yer, yersiz yer Adem'dir. Ha, diyor ki o siyah Adem'dir aynadaki. O zaten olmasa ayna cam olur. Şimdi bu cama güneş vurdu. Güneş içeri girer mi? Girer. Bu camı boyasak girebilir mi? Girmez. Ne olur? Gölgesi düşer. Şimdi cama bakın siz, cama. Ne görürsünüz? Karşıyı görürsünüz. Bu örneğe dikkat et. Cama bak, karşıyı görürsün. Peki, aynanın arkasını boya. Kendini görürsün. O zaman ayna olur. O zaman vücut bulmak istiyorsan Adem'ini bil diyor. Yok ol. Munadım ol ki vücut bulasın. Yani arkayı boya ki gözükesin. Yoksa gözükmüyorsun. Bak, kendini seyretmek istiyorsan yok ol. Yok et. Vücut rengini verme. O zaman aynadaki o mülevin dediği nedir o? Mülkiyetidir. O da renklerin, rengin olduğu değil, siyahın olduğu değil, renklerin ortaya çıktığı yerdir. Mülevin yüzüne benzer. Muhtelif diyor, zaten izah ediyor. Muhtelif çeşitli renklere, halata medar olabilir. Halat şu. Simamız, simam değişti, bilmem ne yaptı. O mülk ciheti halata medar olabilir. Ama siyaya mülk desen renkler gözükmez ki. Tek renk, sabit. Yok, yani kim gözükür ki? Geç siyahın arkasına, gözükür müsün? Seni yutar zaten, o Adem'dir. Bu mülk ciheti'ne, renklere ve halata medar olabilir. Oraya Fatih çekmesin abi, de burada vardı. Tamam, bu yok. Bir melekutu da okuyacağım. Biri de melekuttur ki aynenin parlak yüzüne benzer. Yani aynayı yapan o parlak var. Bu aynanın kendi maddesi değil.
cam kumdur. Cam var ya, camdır. Camı ayna yapan, parlak yapan, bu camın arkasında siyah var ya, siyah boya. Siyah boya ile cama vuruyorlar. Bak, o camı siyah boya ile boyuyorlar ama orada camla siyah boya arasında parlak bir şey oluyor, yüz oluyor. O camı ayna yapıyor. Tamam mı? Biri melekuttur ki aynenin parlak yüzüne benzer. Mülk ve zahir ve cinde. Kudret-i Samen devam ediyor tabi. Kemal Münafen. Şimdi sen oku. Burada bitti bu. Burada da yine iki cihetini nazara veriyor. Hangi? Nerede? Nerede okusun? Mesnevi Nuri yağdım. Ha, kaç? 254. Niye kaynaksız bir şey yapmıyorsun? Böyle Mesnevi Nuri'ye 254 diyeceksin. Bu da normal şey olarak nazara veriyor. Bir şeyde iki cihet var diyor. He. Biri mülk, aynenin müleven veçi gibi. Mülk, müleven, veçi yani gibi. Renklerin ortaya çıktığı yer. Renk değil, renklerin. Ezdat ona varid, bak zıtlar ona varid oluyor. He. Mesela arka tarafta zıt yok, tek renk abi. Harika. Siyah yerde ama. Zıtlar ona varid oluyor. Çirkin olur, şer olur, hakir olur, azim olur. He, burada. Değişiyor bak. Büyük olur, küçük olur, siyah. İyi olur, çirkin olur. Bu nerede olur? Siyah yüzünde olur mu? Bu tarafta olur. Parlakta olur. İlahir esbab bu cihette vardır. İsrarı azamet ve izzet, kudret öyle ister. Şimdi öbür cihetine geçiyor. İkinci vecih melekutiyet cihetidir. Hı hı. Aynenin şeffaf vecih gibi bak. Aynenin o parlak siyah, başka? Siyah cihet burada mevzu bahis değil. Hiç abi. Yok. Şeffaf. Ama Adem ciheti güzel oturdu abi. Adem ciheti. Yani. Adem bu arada da şey yapıldı. Hı hı. Mülk. Mesela mülk bu mevcudat. O melekutu da ilimdir. O ilim nerede çıktı? Siyada çıkıyor. Siyah Adem'dir. Yani Adem sıfıra benzer. Adem siyaya benzer. Adem kara deliğe benzer. Adem aç ve fakrını bilme nispetinde Adem'i vücutsuz vücutların ortaya çıkıyor ve o zaman zat aynı oluyorsun. Kendine renk verirsen o zaman o esmalara mazhar olursun. Bak. Mesela kendine sıfatlar takınırsan gene bir aynadarlığın var. Ama esma ve sıfata aynadarlığın olur. Eğer Adem'i, Adem'liğini bilirsen, Adem olursan, Adem değil de Adem, yokluğunu bilme nispetinde ne sıfat olur ne esma olur. Zatayna oluruz. Ustad onun için zatayna olmak için, her şey olmak için her şeyden sıyrılıyor. Yani hiçliğimi bilmeye çalışıyorum demek hiç olmak için değil, bütün olmak içindir. Zata olmak için. Çünkü itikadımızda Allah'ın sıfatları kainattadır, zatı insandadır. Hangi insanda? Bu Adem'ini bilen oradandır. Sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine sığdım. Ben onda. Evet, ailenin şeffaf veçi gibi şu cihet her şeyde güzeldir. Şeffaf, evet. Şu cihette esbabın tesiri yoktur. Hı hı. Çünkü dışarıyla alakası yok, içeride mi? Yani o aynayı en nefret, en çirkin şeye de göstersen o şeffaf şey hiçbir zararı yok. Yok. Gösteriyen olduğu gibi hemen. Sana taşıyor. Göstermiyor. O ters çeviren yer. Bak, baktığın zaman sen nereden bakıyorsun? Güneyden kuzeye. Cam kaşıda, lavaboda. Lavaboya böyle bakıyorsun. O sana ne yapıyor? Oradan bu tarafı gösteriyor. İşte melekut sana ters yapıyor. Bir de bir şey söyleyeyim, şaşıracaksınız. Cennette şu duvarda, cennetteki ağacın kökü nerededir abiler? Yukarıda. Yukarıda. Hayal et şu duvarı. Şimdi bu ağaç bitti burada. Ağaç buraya kadar geldi mi? Altına, ağacın altına bir ayna koyar mısın? Hayır. Koydun mu? Bu aynada ağaç nasıl gözükür? Ters. Kökler aşağıda olur. Dallar yukarıda olur. Dünya ahireti aynadır. Tenteneli ayna. Onun için ahireti ters gösteriyor. Ağaçlar kökler aşağıda. Filizler yukarıda. O yüzden tam tersi. Yani buradaki şeffaf her şey... Yaptın abi ya. Buradaki şeffaf şey ters şeydi. Güzel diyor ya sen abi. Evet. Yani buradaki şey, aynayı neye gösterirsen göster abi. O şeffafa hiçbir zarar olmuyor. Hiç. Şeffaf ne diyor biliyor musun? Tükürüyorsun, pu odasını yapıyor. Onu sana ters çeviriyor sana. Seni sana gösteriyor.
Yani melekül cihetiyle her şey parlaktır. Evet. Net gösteriyor yani. Mülk cihetinde senin mideni bulandırıyor bak. Sıkıntı evet. Yok. Her cihette güzeldir, şu cihette esbabın tesiri yok. Hani en en bozu şeyi de göstersen hiç tesiri yok. Ona hiçbir şey yapmaz. Vahdet öyleyse hatta hayat ve ruh ve nur ve vücut gibi vücut iki vecihleri şeffaf ve güzel olduğundan mülken ve melekûten vasıtasız desti kudretten çıkıyorlar. Evet. Demek ki aynen mülk ve melekûtü anlamıştık gibi ama anlamamış. Bugün anladık. Çok güzel gerçekten abi. Allah razı olsun. Çok şey, güzel oldun. Ve ahiret dünya neresinde? Evet. Ters çevir aynayı orada. Başka söyleyeyim. Şule'nin başındaydı herhalde. Veya Şemme'nin. Şimdi Ahmet hayal eder misin dediğimi? Abi şimdi yaya gidiyorsun Kanatlı Caddesi'nde veya bir caddeyi söyler misin bana? Şu caddeyi görüyor musun abi? Evet abi. Tamam mı? Abim oraya istisnası çok büyük endam ayna koyduk. Tamam mı abim? Şöyle gidiyorum abi. Aynaya gidiyorum. O aynada nasıl gözükürüm? Aynaya doğru gitsem aynada nasıl gözükürüm? Kendine doğru geliyor. Geliyor gibi görünürsün abi. Evet. Giderken geliyorum gözükür. Öyle değil mi? Evet. Ha. Peki ben bu aynayı arkama da bir ayna koysam. Sağıma da, soluma da, altıma da, üstüme de nihayetsiz olur. İşte oysa ben nihayet değil. Nihayetsiz gözükmesinin sebebi tevehüm-ü ebediye. Behin bunu yapıyor. Yoku var ediyor. Öyle adam, dünya aynadır, aldatıyor bizi. Niçin aynadır? Geniş yapsın. İnsan da gidiyor, ooo sonsuz diyor, tamam iki ayna birbirine aksedince sonsuz buldum diyor dünya, bir vuruyor. Esselatu ve selamu aleyk ve fatih. Kafayı çok sert vurdu. Dünya. Bitti. Ben Güngör'e... Ola ki son sürat gidiyordu abi. Ne yaptın Güngör'e, ne yaptın? Güngör'e de abi camı öyle temizlemişler ki. Hastaneye mi? Ben de bir şey hastaneye mi girdin? Hastaneye girdim, Abdullah'ın olduğu yere. Ha, Güngör Hastanesi. Genel kapı var ya. Ha. Abi biraz yok. Vur, çok fena vurdun. Orada herkes bana baktı. Yapma ya. Ama suç ama, seni değil ki. O kadar ben... niye temizlemişler? Ama bir dakika Hasan abi. Ha. Çıkışta başkası da vurdu, rahatladım. Musibette beraber olmak teselli ise senin acın ortadan kaldırmıyor. Ama o yüzden rahatladım, oh be diyorum. Demek ki sadece ben değilmişim. Çünkü benim hani dışarı çıkarken gördüğüm bir kişi vurdu hemen yani. Çünkü bilip binde kaç defa vuruyor yani. Çok iyi. Hem de merkez ben gördüm. Şimdi aynayı anladın mı abi? Ahiret nerede evet, dünyanın? Evet. Bir yerinde değilmiş. Aynı yerdeymiş. Ters çevirdiğin anda ahiret olur dünya. Peki El Fatiha. Kardeşim çay hazırsa çay hazırdır. Çay hazır değilse değildir. Çay hazırsa hazırdır. Çok iyidir yani. Bu müjdedir yani.